Günlük olarak ihtiyaç duyulan kalsiyum için tüketilmesi gereken yarım litre sütün, bu mineral açısından 5 kilogram ete, 6 kilogram patatese, 8,5 kilogram elmaya bedel olduğu belirtildi. Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Reyhan İrkin, 1 yaşından itibaren insan için gerekli günlük kalsiyum miktarının yarım litre sütle karşılanabileceğini söyledi. İrkin, sütten alınan kalsiyumun diğer gıdalardan alınanlara göre daha sağlıklı, sindiriminin de daha kolay olduğunu belirterek, bir insan için gerekli kalsiyum için günde 2 bardak inek sütünün yeterli olacağını ifade etti. Süt ve ürünleri özellikle kalsiyum açısından çok önemli olan ürünler, gıdalar. Kalsiyum diğer gıdalarda da bulunabilmekle birlikte biyoyararlılık dediğimiz, yani vücuttaki sindirilebilirlik olarak bakıldığında süt ve ürünlerindeki kalsiyumun sindirilebilirliği çok daha yüksek. Günlük olarak bir kişinin tüketmesi gereken, alması gereken kalsiyum miktarı yaklaşık 800 mg. Yarım litre sütte de 625 mg'a yakın kalsiyum bulunmakta. Diğer gıdalarda da, meyve sebzelerde ya da örnek verirsek ette, her üründe hemen hemen kalsiyum var. Fakat yararlanılabilirliği düşük olabiliyor. O yüzden süt ve ürünleri kalsiyum için daha iyi bir kaynaktır diyoruz. Süt ürünlerinin içerisinde B grubu vitaminleri, A, D, E, K vitaminleri de mevcut. Bu vitaminler hem vücut için değişik fonksiyonların yönetilmesi açısından önemli bir yere sahip, eksikliklerinde vücutta bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Balıkesir Üniversitesi laboratuvarında bununla ilgili araştırmalar yaptıklarını anlatan İrkin şöyle devam etti. Gıda mühendisliğinde sık sık süt üzerine araştırmalar, analizler yapıyoruz. Süt ve ürünleri özellikle kalsiyum açısından çok önemli gıdalardır. Kalsiyum diğer gıdalarda da bulunuyor. Biyoyararlılık dediğimiz, vücutta sindirilebilirlik olarak süt ve ürünlerindeki kalsiyum çok daha iyi. Günlük olarak bir kişinin alması gereken kalsiyum miktarı büyüme çağı, emzirme ve gebelik dönemi hariç yaklaşık 800 mg. Yarım litre sütte de 500 ila 625 mg kalsiyum bulunuyor. Biz gün içinde süt ürünleri tüketerek bu kalsiyumu rahatlıkla alabiliriz. Diğer gıdalarda da kalsiyum bulunuyor. Meyvelerde, ette, her türlü gıdada var fakat yararlanabilirliği düşüktür. Sütten alınan kalsiyumu diğer gıdalardan almak için bunların çok yüksek miktarlarda tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken İrkin, ihtiyaç duyulan kalsiyum için yarım litre süt yerine 5 kilogram et, 1,5 kilogram havuç, 6 kilogram patates, 8,5 kilogram elma veya 2,5 kilogram ekmek tüketilmesi gerekir. Ancak bu mümkün değil. Hem sindirilebilirlik hem de tüketilebilirlik açısından süt daha iyi bir kaynak dedi. Sütün insan vücudu için hava ve su kadar önemli olduğunu vurgulayan İrkin, vücuttaki tüm fonksiyonlar için sütte kalsiyum dışında birçok yararlı mineral ve vitamin bulunduğunu aktardı. Sütün kas iskelet sisteminden diş sağlığına, zeka gelişiminden göz sağlığına kadar birçok faydası olduğunu belirten İrkin şunları kaydetti. Sütün içinde B vitaminleri, A, D, E, K vitaminleri mevcut. Bu vitaminler vücut fonksiyonları için önemli bir yere sahip. Eksikliklerinde vücutta bir takım sorunlar çıkabilir. Sütün önemli bir bileşeni olan laktoz, özellikle beyin gelişimi açısından önemli bir şekerdir. Aynı zamanda B grubu vitaminleri zeka gelişimi açısından, A vitamini göz sağlığı açısından önemli olan vitaminler. Ayrıca sütün içinde fosfor var. Fosfor, kalsiyumla birlikte alındığında yararlanabilirlik daha yüksektir. Özellikle gıdalarda kalsiyum ve fosfor oranlarının birebir olması önem taşımaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından okul sütü adı altında yürütülen projenin son derece doğru olduğunu da dile getiren İrkin, programın küçük yaşlarda süt içme alışkanlığı kazanılması ve çocukların sağlığı için önemli olduğunu söyledi.